Yani yaşanılan süreç de aslında biraz komedi gibi. Çünkü öncelikle diyorsunuz ki siz biz uzman hekimlere, doktorlara bir ayrıcalık yapacağız. İşte 2500 lira, sonrasında uzmanlara 5000 lira şekil olacak şeklinde bir zam vaat ediyorsunuz. Ne söyledi? Hekimlerle ilgili. Ne söyledi bana? Hekimlerle ilgili bir hekimlerle ilgili geldiğini. Size geliyor işte. Söylemedim. 5000, 2500. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Yakalanmamak. Şimdi benim özel hastanem var. Aynı zamanda Sağlık Bakanıyım. Mutlaka ki bunlarda ikisinin de çıkarı bir yerde çatışacak. Anlat dedim. Anlat dedim. 2002 yılına itibaren AK Parti iktidarıyla birlikte Sağlıkta Dönüşüm adı altında bir uygulama başlatıldı. Sağlıkta dönüşümü başlattık. Kamu hastaneleri devlet vatandaş arasında anayasaya bağlı bir sözleşme gibidir. Yani devlet der ki ben senden vergi alıyorum. Bunun karşılığında sana ücretsiz sağlık hizmeti sunacağım der. Olması gereken de budur. Ama bugün gelinen noktada sağlık kurumları adeta birer ticarethaneye çevrildi. Ticarethane nedir? Kar odaklıdır. Devlet yönetiminde ben devleti şirket gibi yöneteceğim dediğiniz zaman sağlık kurumlarında ticarethane gibi görürsünüz. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal durum, ekonomik durum, siyasi baskı, ağır çalışma koşulları insanlar açıkçası bırakıp gitmek istiyor gençler özellikle. Bugün kamu hastanelerinde neredeyse çalışacak doktor kalmadı. En son aldığımız rakamlar 8000 üzerinde kamuda çalışan hekimin istifa ettiği, bunların bir kısmının yurt dışına gittiği, bir kısmının özel sektöre geçtiği ve daha da istifa edecek hekimlerin olduğu, sadece hekimler de değil, diğer sağlık çalışanlarından da istifalar olduğu ve olacağını öngörüyoruz. Bugün randevu almak isterseniz aşağı yukarı 10 gün, 1 hafta sonra, 15 gün sonraya randevu bulabiliyorsunuz. Bazen biraz daha uzayabiliyor. Çalışmayan bir sağlık sistemi var. Sorunların %90'ı birinci basamakta çözülebilir. Güçlü bir birinci basamakla insanların sevk zinciriyle hastanelere gittiği bir sistemde bu olmaz. Burada adeta kışkırtılmış bir sağlık hizmeti ve sağlık talebi var. Gün veriyorlar diyelim. 10 gün, 15 gün, 20 gün kızın. Hani hem doktorların hem de hastaların şikayetçi olduğu bir sistem içindeyiz zaten. Sorunları için defalarca hastaneye gidip gelmek durumunda kalıyorlar. Bu da başvuru sayısını arttırıyor. Artmış başvuru sayısı, kışkırtılmış sağlık talebi, birinci basamakta yeterince hizmet alamıyor olması vatandaşlarımızın randevu talebini arttırıyor. Bu tabii ki bir yönetememe sorunu. Yani sağlık sisteminin organize olamaması. Aynı zamanda da bir sağlıkta şiddeti de körükleyen bir şey. Vatandaş geliyor çünkü ben yani bunu doktorun suçu olarak görülüyor. Güvenlik. 2002 yılındaki başlanan uygulama nedir? Bu gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklemektir. Şimdi gömleğin ilk düğmesi yanlış ilikleyince yukarısında düzgün bir duruş sağlayamazsınız. Nasıl bir tepki sendeki? Ben anlamadım. Ben seni sen kimsin de lan benim eşime bağırıyorsun? Olayın son noktasına geldik ya da işte sonuna geldik. Çünkü artık bu tren gitmiyor. Bu tren yolda kaldı. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde torba yasadan çıkarıldı. O zam bazı engellere takıldı. Vali maaşlarından daha yüksek olamayacağı için böyle bir erteleme söz konusu. AK Partililerin ve MHP'lerin oylarıyla torba yasadan çıkartıldı. Bardağı taşıran son damla oldu ve 15 Aralık Çarşamba günü için bir görev kararı alındı. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Bugün bütün ekip olarak, bütün sağlık çalışanları olarak bir aradayız ve yaptığımız iş aslında halkın canını yakmak değil amacımız. Yatan hastalara hizmet devam edecek, acil hizmetler devam edecek, diyaliz, onkoloji hastaları,
doğum hastaları, bunların hizmetleri devam edecek. Ancak biz yurttaşlarımızdan bizi anlayışla karşılamalarını talep ediyoruz. Sağlıkçıların grevini destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum, haklarıdır. Şu an yaşadığımız sorunları sağlıkçılar daha fazlasını yaşıyor pandemi sürecinde. Hak ettiklerini almaları gerektiği kanaatindeyim. Yani sağlık çalışanıdır, zor iş yapıyor, hakkı neyse alması lazım diye düşünüyorum. Özlük haklarımızda sanki bir iyileştirme yapar gibi görünüp aslında bu tüm hekimleri de kapsamıyordu. Hekim dışı sağlık personeli de kapsamıyordu ama bir kazanımdı gerçekten. Hem emekliliğe yansıyacak hem de özellikle kamuda çalışan hekimlerin ücretlerinin yanında aldıkları sabit ek ödemenin hazineden karşılanması ve bir miktar ücret iyileştirmesi yapılması. Ancak bu da açıkçası adaletsiz oluşu sağlık çalışanları arasında bir tepki topladı. Şimdi kafa karışıklığı oluşturuyor. İşte hekimlere 2500-5000 lira verilecek, diğer sağlık çalışanlarıyla karşı karşıya getiriliyor. Bu tabii sosyal medyaya da yansıyor, örgütsüz kesimlerin bu tepkisi. Yani bize var onlara yok, onlara var bize niye yok, bize yok onlara var. Sağlığın bir ekip işi olduğunu düşünüyoruz. Bir anestezi teknikeri, teknisyen olmadan ameliyatı yapamaz. Bir hekim ameliyat sonrası serviste hemşiresi olmadan hastanın takibini yapamaz. Yani sağlık bir ekip işidir. Bir iş yerinde sadece çalışanların bir kesimine iyileştirme yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Ama bir kesime yapılan bir iyileştirmenin geri alınması diğer çalışanlara da talebi olamaz tabii. Bunu da kavramak lazım. Bu insanın hakkını bu kış gününde yemek doğru değil. Ülkeyi de batırdılar, koydular köşeye. Şimdi sahibi de yok. Hiç piyasanın ortası yok. Ne olduğu belli değil. Tutturan tutturana. Halkın sağlık hakkı dedik. Bizim en temel talebimiz bu. Halkın sağlık hakkı. Bu iyi yönetilemeyen bir COVID-19 pandemisini yaşadık. Veriler sağlıklı paylaşılmıyor. Tedbirler zamanında alınmıyor. Aşılama kör topal yürüyor bile diyemeyeceğim. Adeta yürümüyor. Büyük bir başarısızlık söz konusu. Yönetememe krizi söz konusu. Bizim taleplerimiz hem özlük haklarımız, meslek onurumuz ve halkın sağlık hakkı için mücadelemizi sürdürüyoruz. İnsanlar ölümü göze alarak çalıştılar. Sonrasında aileleriyle görüşemediler aylarca. Çocuklarına sarılamadılar. Yani bu fedakarlıkların karşısında denildi ki işte biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Hakkınız ödenmez dediler ve gerçekten de ödemediler. Yaşamak! Yaşamak!